2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çıkarılan genelgeyle 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilmişti. Bu çerçevede fidanlar, Musa Baba Köyü'nde bulunan alanda düzenlenen programla 7'den 70'e düzcelerin katılımıyla toprakla buluştu. Vali Selçuk Aslan, protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte fidan dikerek hem onlara örnek oldu hem de miniklerin dikili bir ağaçla olması için onlara yardım etti. Depremin merkez üssü Kaynaş ilçesinde köfteci dükkanı işleten Burhan Şen, iş yerinin bulunduğu binanın yıkılması sonucu 9 kişiyle enkaz altında kaldı. Enkaz altından ağır yaralı olarak çıkarılıp hastaneye kaldırılan Şen, bir bacağını kaybetti. Oğlu depremde yaşamını yitiren Şen, acısına rağmen yaşama sımsıkı tutunarak depremden sonra açtığı lokantasının geliştirilmesinin ardından devretti. 68 yaşındaki Şen, yeni bir iş yeri açmak için hazırlık yapıyor. Şen, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından oradaki insanları en iyi kendisinin anladığını belirterek bu acıyı yaşayan bilir ifadelerini kullandı. 5 katlı binanın altında iş yerim vardı. Binanın yıkıldığını hissettik. Kendime geldiğimde içeride binada üst kattaki 2 kişiyle beraber 7 kişi de benim orada 9 kişi öldü. Bir sessizlik vardı. Yüzüstü düşmüştüm yere ben. Bacağımı koptu, ne haberim yok. Yani enkazda yatıyorum, bacağım kopmuş, benim haberim yok. Gözümü açtım, baktım dizim kaşınıyor. Dizimde sadece bir kaşıntı var. Ya sinek ısırıyor gibi geldi. Elimi şöyle yattığım yerde çevirdim. Geldim şöyle. Şuraya geldim, ayak bitiyor. Burada kemik cindarlaşmış, böyle bıçak ucu gibi. Kemikler elime batıyor. Tekrar inceledim. Baktım, ben ayağımı koptuğunu anladım. Kendimi kaybettim. Daha sonra bir sesler duydum. Aradan 5-6 saat geçmişti. Diyorlar ki bunu buradan alamayız. Üstü dolu. Ben orada konuştum işte. Orada aklım başıma geldi benim o anda. Dedim ki benim altında kalebodların altında dedim beton yok. Sadece kumun üzerinde kalebodur. Yanları beton. Yanları kırın dedim. Betonu aşağı düşürün, beni alın dedim. Beni aşağı düşürüp aldılar. Dışarı çıktığımda bu arada beni polis arabasından Bolu'ya kadar getirdiler. Orada polis arabasından minibüse attılar. Oradan Ankara'ya, Nemo'ya gittim. Ben bir iki ay tedavi gördükten sonra tekrar sağlığıma kavuştum. Geldim, yine iş yeri açtım. Yine çalışıyorum. İşte yani boş durmuyorum. Yani yine yapabildiğim işleri yapıyorum, yani yapmaya çalışıyorum. 6 Şubat depremleri, Kahramanmaraş'ta bir deprem oldu. Hı hı. O depremleri hissettiğinizde oradaki insanların duyguları, düşüncelerini hissettiniz mi? Kendinizde neler hissettiniz? Vallahi yaşayabilirim. O çok zor bir olay. Yani bir anda enkazların içinde olmak, yani oradan çıkmak. Yani hepsi Allah'ın verdiği, nefesin bitmediğini gösteriyor. Yani benim yaşamam. Onun için bundan sonraki artık yapacağımız binaları, evleri sağlam yapmamız gerekiyor. Yasalara uygun şekilde olması gerekiyor. Böyle kat kat üst üste binalara, bilimlere ben şu anda girmiyorum. Yani çok büyük binalara falan. Pek öyle girmiyorum yani. Mecbur olmadıkça, çünkü yaşadık, bir olay yaşadık. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi 7-8 ay önce yine oldu. 6 şiddetinde burada deprem oldu. Ama Allah'a şükür benim evimde, evimi yaptım. Tek hasır var. Üzerimde şey var, plastik var. Beton yok, olmaz. Uyuyamam çünkü gece. Yani oradan çıkmak çok zor bir şeydi yani. Biz 10-15 saatte buradan Ankara'ya 2 saatlik yola gittik. Ama şu anda bak, doğuda olan depremde anında ambulanslar sürüsüyle enkaz yerlerinde, kurtarıcılar, elemanlar, ha ambulans yetmiyor, uçak ambulanslar, yani havadan uçak ambulanslar şu anda şükretmemiz gerekiyor. Bugünkü zamanımızda şükretmemiz gerekiyor. Allah bir daha bize öyle günleri yaşatmasın. Ne çekeceksiniz? Biz dediler yeni kurulmuş, şehir şey yapıyoruz, ülke TV, Kanal 7'ye. Tamam dedim, öyle geldiler. Yani yoksa ben...
Doçent Doktor Ufuk Sözcü, evlerde bulunan eşyaların sabitlenmesi gerektiğini belirterek 1999 Gölcük ve Düzce depremleri sonrasında yaralanmaların %50'si, ölümlerin de %3'ü yapısal olmayan durumlardan kaynaklanmıştı. Eşyaların sabitlenmemesinden kaynaklanmıştı. Afete hazırlık için evlerimizde riskleri azaltacak tedbirler almalıyız. Devrilebilecek eşyaları sabitlemeliyiz. Aile afet planı yapmalı ve çantayı hazır tutmalıyız. Bu şekilde afetlerle başa çıkmış oluruz dedi. 12 Kasım 1999 Düzce depreminden sonra her yıl 12 Kasım günü afet eğitim hazırlık günü olarak değerlendirilmektedir. Türkiye'de başta doğal afetler olmak üzere farklı türlerde afetler yaşandı ve yaşanmaya devam etmektedir. Gelecekte yaşanması muhtemel afetlerin önüne geçebilmek ya da hiç olmasa zararlarını azaltmak bizim elimizde. Bunun için afete dirençli topluma ihtiyaç vardır. 7'den 70'e dezavantajlı bireyleri de unutmadan her yaş grubundan insanın afet eğitimi alması gerekmektedir. Bu noktada son yıllarda bilim camiasında sıklıkla kullanılan afet okuryazarlığı kavramına vurgu yapmak gerekmektedir. Afet okuryazarı demek, sorumluluk sahibi bir vatandaş olarak bireylerin afete karşı dirençli bir toplum için risk faktörlerini azaltacak, hayatta kalmasını sağlayacak bilgi, beceri ve davranışlara sahip olması demektir. Görüldüğü üzere afet okuryazarı olmanın birinci önceliği insan hayatıdır. Bu nedenle vatandaşların afet öncesinde, sırasında ve sonrasında ne yapması gerektiğini bilmesi ve bunu hayata geçirmesi gerekiyor. Örneğin, vatandaşın fay hatlarının geçtiği yerlerin, akarsu ve dere yataklarının veya dolgu arazilerin deprem ve nispeten sel açısından çok riskli olduğunu bilmesi gerekiyor. Ancak sadece bilmek yetmiyor. Bu bilginin davranışa dönüştürülüp bu bölgelerdeki evleri satın almaması veya kiralamaması gerekiyor. Başka bir örnek verecek olursak, 1999 yılındaki Gölcük ve Düzce depremleri sonrasında yaralanmaların %50'si, ölümlerin de %3'ü yapısal olmayan risklerden kaynaklanmıştır. Yani evde devrilme riski olan eşya, dolap gibi malzemelerin sabitlenmemesi gibi nedenlerden kaynaklanmıştır. Bu nedenle afete hazırlık için evlerimizde tehlike avı yapıp riskleri azaltacak tedbirler almalıyız. Dolapları, devrilebilecek eşyaları sabitlemeli, mutfaktaki ağır malzemeleri dolapların alt raflarına bulundurmalı, dış kapının açılmasını engelleyecek malzemeleri ortadan kaldırmalıyız. Ayrıca aile afet planı yapmalı, acil toplanma yerlerini bilmeli ve afet ve acil durum çantasını her daim hazır tutmalıyız. Bu sayede toplum olarak afetlerle başa çıkabilir ve olağan dışı şartlara uyum sağlayabiliriz. Ne zaman hangi afet türüyle karşılaşacağımız bilinemez. Ancak her afet türü için yapabileceğimiz hazırlık risk faktörümüzü azaltacaktır. Son bir husus olarak şunu belirtmek gerekiyor. Afet okuryazarlığı herkes içindir. Her yaş grubundan, her meslek grubuna herkesi ilgilendirmektedir. Çünkü afete dirençli bir toplum için topyekün bir mücadele gerekmektedir. Bu farkındalığın ve bilincin artması için belirlenen günler çok faydalı olmaktadır. Bu açıdan 12 Kasım afet eğitimi hazırlık günü de çok kıymetli bir gündür. Bugün özelinde yapılacak olan eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları önem arz etmektedir. Akçakoca Belediyesi'nden emekli 36 vatandaşa Başkan Yılmaz altın ve kol saati hediye etti. İşçinin her zaman yanında olan Başkan Yılmaz emeklilerin haklarını 5 dakikada verirken ilde ise ilk tazminatlarını veren belediye oldu. Başkan Yılmaz'ın konuşmasından sonra emekliler Başkan Yılmaz'a alkışlarla teşekkür etti. Gerçekten canlılıkta hiç işten kaçmayan bir ekipsiniz. Tabii hayatın silsilesi belli bir dönemden sonra emeklilik ve emeklilikte de başka hayallerin peşinde olan bir dünyaya insanları sürüklüyor. Herkes bu zaman gelince yaşayacak. EYT ile ilgili emekli olanlara biliyorsunuz Düzce'de belediye olarak ilk tazminatlarını veren belediyeyiz. Sizleri canlı yürekten seviyoruz. Her zaman da yine Akçakoca Belediyesi'nin
yeni yetişen personeline abilikler yapacağımızı dışarıda, ondan da çok eminim. Hepinizi canlı yürekten seviyorum, kalben selamlıyorum, Allah'a emanet ediyorum. Yeni hayatınızda da neşeli, mutlu, çoluk çocuğunuzla güzel günleri sizlerin beklediğini eminim. Saygılarım. Evet abi, bir kişi yapayım. Sevgili arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Afiyet olsun, hayırlı uğurlu olsun. Evet. Değerli bir sayı arkadaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Afiyet olsun. Ben sizinle çalışmaktan onur duydum, gurur duydum. Bir abi kardeş ilişkisi içinde çalıştık. Bundan sonraki yaşamınızda ailenizle birlikte sağlıklar, huzurlu, mutlu yıllar diliyorum. Evet. Bütün hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Akçakoca Belediyesi seni her zaman hatırlayacak. Ve ara sıra kahvemi de içmeye gelin. Ondan sonra uygulananlar oluyor. Bizim için de uygulanıyor. Benim için özellikle çok duygulu, çünkü rahmetli babamın alıp da oğlu olarak benim emekli ettiğim insanlar var. Çoğunuz öylesiniz. Yani o duygulamamak işten değil yani. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Yapılan uyarıda Batı Karadeniz'de beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların 12 Kasım 2023 Pazar günü Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen kaçakçılık fiillerinin önlenmesi ve tespit edilmesine yönelik çalışmada İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Anadolu Otoyolu üzerinde bir tır takibi alındı. Kaynaşlı gişelerin mevkinde TK idaresindeki Hatay plakalı tır ekiplerce durduruldu. Tırda yapılan aramada 2 milyon adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. 3 suç kaydı bulunan tır sürücüsü TK polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken tıra el konuldu. Tır sürücüsü de işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen kaçakçılık fiillerinin önlenmesi ve tespit edilmesine yönelik çalışmada İl Jandarma Komutanlığı Konya Göleka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Göleka Sanayi Sitesi'nde bulunan otomobil tamirhanesine baskın yapıldı. Yapılan baskında iş yerinde bulunan 16 adet Mercedes marka otomobil bulundu. Araçların 7 tanesinin Macaristan plakalı, 7 tanesinin plakasız ve 2 tanesinin Türk plakalı olduğu tespit edilirken bu araçlardan 5 tanesinin motorunun şasi numaralarının değiştirilmek üzere söküldüğü, 2 araçta aynı şasi numarasının bulunduğu, kalan 9 aracın ise kısmen parçalandığı tespit edildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından olaylarla ilgili adli tahkikata başlanırken şüpheli 2 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Ele geçirilen 16 adet otomobil ise Gümrük Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kaza AFAD kavşağında gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Kaynaşlı istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan otomobil, kavşak içerisinde Kalıcı Konutlar istikametine seyir halinde olan otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de yol kenarına savruldu. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücülerinden biri hafif yaralanarak ambulans ile üniversite hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebiyle yol kontrollü olarak verilirken araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Kaza D100 Karayolu'nda İzzet Baysal Sanayi Sitesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Murat K. İdaresi'ndeki 06CF952 plakalı otomobil, Emin P. yönetimindeki 14EM588 plakalı otomobil, Hüseyin A. İdaresi'ndeki 10AF101 plakalı otomobil ve Mehmet S. yönetimindeki 14GL947 plakalı otomobiller çarpıştı. Meydana gelen kazada Mehmet S. yönetimindeki otomobilde bulunan 5'i çocuk 8 kişiyle otomobil sürücüsü Murat K. yaralandı. 9 kişinin yaralandığı kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Bolu Abant-ı İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye sevk edilenler arasında bulunan 3 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Kaza Mudurnu ilçesi Karapınar köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mudurnu'dan Göynük ilçesine gitmekte olan Mehmet Durukan yönetimindeki 14BZ282 plakalı hafif ticari araç Karapınar kavşağında kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Mehmet Durukan ve yanında yolcu konumunda bulunan Ahmet Durukan ve Ahmet Kunduz yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişi Bolu Abant-ı İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Siz de buradan gidiyordunuz Göynük'e. Ha, buradan gittim. Buradan nasıl gitti oraya? Ya yok, oradan bir frene bastım. Ne oldu anlamadım. Frene basınca bir sağ bir sol. Ha, kaydı yağmurdan. Araba azıcık da yağmur oldu ya. Islandı. Ondan kaydı. 89-100 gidiyorum ama. Ya, şey mi? Sizin mi araba? Araba, evet. Neyse bakalım, geçmiş olsun diyeyim. Başka bana ya, şükür abi, ne diyeceğim? Ya şuradan bayağı da sağ çıkmak mesele yani. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen 83 farklı noktaya 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle ağaç dikimi yapıldı. Seben, Göynük, Mengen, Mudurnu, Gerede, Kıbrısçık ve Dört Divan ilçelerinde belirlenen alanlara 50 bin adet fidan dikildi. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen programın merkezi 17 Ağustos'ta orman yangınında 7 hektarı küle dönen Mudurnu ilçesinin Dolayüz Köyü ormanları oldu. Mudurnu ilçesinde 7'den 70'e herkesin katıldığı programa Bolu Valisi Erkan Kılıç, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, İl Jandarma Komutanı Mehmet Avcı, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, ilçe kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu katılım sağladı. Çek çek etrafına şuradaki toprakları. Aferin size. Tamam, 17 Ağustos'ta çıkan orman yangınımızda zarar gören bu alanımıza toplamda 2500 adet çam, ladin, sedir fidanlarının yanı sıra
alıç, kızılcık ve yaban ırması gibi meyve fidanları da dikilecektir. Ormancıyız, yakarız seni yakan her eli. Vatanını sevenler ormanı da sevmeli. Korkma şakıyım sen, hayat sana gülümse. Hayatımız ormanda değil. 2018 yılında Sağlık Bakanlığı, Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı'nın normal doğumu teşvik etme gayesiyle başlattığı hidroterapi eşliğinde suda doğum yöntemi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de hayata geçirildi. Özel hastanelerde yüksek meblağlara mal olan bu yöntem, ücretsiz bir şekilde anne adaylarının ilaçsız ve arısız doğum gerçekleştirmeleri için hizmete sunuldu. Ilık suda kas ile dokuların gevşemesi, stres seviyesinin ve doğum kaygısının azalmasını sağlayan bu yöntemle anne adayları daha rahat bir doğum yapabiliyor. Suda doğum için ebelerin gerekli sertifikalı olarak bilgilerini aldıklarını ifade eden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Üroloji Uzmanı Dr. Hatice Sıçramaz, doğum öncesi hidroterapi havuzunun birçok hijyen kontrolünden geçtiğini, gerekli kültür örneklerinin alındığını söyledi. Sakarya'da bir devlet hastanesinde ilk defa hidroterapi eşliğinde doğum gerçekleştirdik. Hidroterapi dediğimiz olay girişimsel olmayan, non farmakolojik yani ilaçsız bir ağrı azaltma yöntemi doğum eylemi sırasında. Biliyorsunuz doğum eylemi ağrılı bir süreçtir ve tüm kadınların dayanamadığı bir ağrıdır. Hayatta yaşayabilecekleri en büyük ağrılardan birisidir. Biz de bu ağrıyı azaltmak için kendi doğumhane ünitemizde kurmuş olduğumuz hidroterapi havuzunda hastaları ilaçsız bir yöntemle ağrısını azaltmak için bu yöntemi uyguluyoruz. Hidroterapi denilen bu yöntem aslında halk arasında suda doğum olarak bilinen bir yöntem. Bu yöntemi bir, ağrıyı azalttığı için tercih ediyor ve bu zaten yapılan çalışmalarda gösterilmiş. İki, doğum eylemini kısalttığı gösterilmiş. Bizde doğum memnuniyetini arttırdığı gösterilmiş yapılan çalışmalarda. O yüzden öneriliyor. Kimlere öneriliyor? Özellikle tek gebeli olanlar, çoğul gebelikler önerilmiyor. Tek gebelik olan, baş gelişi olan, bebeğin tahmini doğum ağırlığı normal olan, normal doğum yapabileceğini düşündüğümüz hastalara öneriyoruz. Tabii annenin obez olmaması, işte body mass indeksinin 30'un altında olması gerekiyor. Annenin ateşi olmaması, herhangi bir enfeksiyonu olmaması gerekiyor. Ayrıca doğumla alakalı herhangi bir risk faktörünün olmaması gerekiyor. Bu tarz obstetrik risk faktörleri de yoksa biz bu hastayı doğum eylemi başladığında, doğumhaneye yatış yapıldığında bu kriterlere uyup uymadığını değerlendirdikten sonra hidroterapi eşliğinde doğum için kabul edebiliyoruz. Bu bizim için güzel bir deneyim oldu. Çünkü uzun süredir bunu yapmak istiyorduk. Tüm hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Hastaya yapacağımız bütün işlemleri, nasıl bir doğum eylemi süreci beklediğini anlatıyoruz. Onunla ilgili bilgilendirme, onam formlarını da tamamladıktan sonra doğum için odaya alıyoruz. Yine bu hastamız da bütün kriterlere uygundu. Suyu gelmiyordu. 6-7 santim açıklığı vardı. Tek gebelikti. Baş gelişti. Bunlara uygun olduğu için ve suda doğum ya da hidroterapi eşliğinde doğumu kabul ettiği için de bu uygulamayı yaptık. Gerçekten güzeldi. Anne çok mutluydu. Biz ekibi de çok mutlu etti bu olay. Güzel bir doğum oldu. Aslında şöyle, buradaki doğumhanenin anne dostu kriterlerine uygun hale getirilmesi bayağı uzun bir süreçten beri devam ediyor. Biz hepimiz ekip olarak, tüm ekibim, doğumhanedeki ebelerimiz, idaremiz, biz hekimler olarak bu işi canı gönülden istedik ve bugüne kadar bu şeye getirdik. Şimdi de en son aşamada hidroterapi eşliğinde doğumu yaptırınca da bu bana çok büyük mutluluk ve gurur verdi. Özel hastanelerde sıkça yapılan hidroterapi eşliğinde doğum olayı bir elin parmağını geçmeyecek sayıda kamu hastanelerinde yapılmakta. Ve özellikle de burada Sakarya'da ilk kez bizim hastanemizde bu değerli ekibimizle beraber ilk kez bu sistemi burada kurduk. Ve dün de bir hastamızda bu doğum eylemini gerçekleştirdik. Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Bünyesi'nde doğumhane bizim için çok ehemmiyetli bir birim. Çünkü biz normal doğumu teşvik ediyoruz. Özellikle işte gebe okulumuzla, ebelerimizle, özellikle polikliniklerde bu konuda bilgilendirmemiz fevkalade iyi düzeydedir. Bunu hızlandırmaya çalışıyoruz. O yüzden de hem normal doğumu teşvik etmek için burada suda doğum ünitemizi kurduk. Özel hastanelerde yüksek meblağlara yapılan bu işlem
burada devlet bünyesinde herhangi bir ücret ödemeden rahatlıkla yapılmaktadır. Bizim burada bu işlemi veren, suda doğum eylemini gerçekleştiren hekimlerimiz ve özellikle değerli ebelerimiz sertifikalarını da alarak sertifikalı hizmet vermektedirler. Daha huzurlu, güzel bir şekilde doğum eylemini gerçekleştiriyorlar. Mesela dün ben bu hastamızın yanına geldim, doğum sonrası nasıl hissettiğini sordum. Çok eğlenceliydi dedi ki hastamız ilk doğumunu gerçekleştirmiş. Mesela bunu duymak bizim için, benim için özellikle fevkalade değerli bir bilgi. Biz ilk olmaktan dolayı çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Gurur duyuyorum böyle bir ekiple çalıştığım için de. Yeniliklere açığız. Bizim buradaki amacımız buraya gelen gebelere o annelik deneyimini, o mucizevi yolculukta seçenekler sunmak. Bunlardan bir tanesi de suda doğum ünitesiydi. Gebemize bunu sunduk seçenek olarak. Gebemiz de çok uyumluydu bizle birlikte. Bize güvendi, ekibe güvendi. Ebe arkadaşımızla birlikte, doktorlarımızla birlikte su doğum ünitesine aldık kendisini, gebemizi. Gebe ilk doğum olmasına rağmen bizim en başından beri istediğimiz buradan mutlu, sağlıklı anneler bebekler ayrılsınlar. Burada o bağlanmayı, o bebeğine kavuşma heyecanı doyasıya mutlu, huzurlu bir şekilde geçirdi. Bu da bizi çok motive etti. Biz burada suyun rahatlatıcı özelliğinden faydalanarak gebelerin rahatlamasını sağlıyoruz.